Bu robot, bir numaralı robot. Bu robotun çalışma yapısı, çalışma şekli birçok konuda benzer olsa da örneğin içerisinde bir Arduino, bir breadboard, bir H köprüsü, güç kaynağı ve robotlar bakımından tamamen aynıdır. Ancak yazılım konusunda ve engelleri algılama konusunda diğer robottan farklı bir mantıkla çalışır. Bu robot bir ders sürecinin sonucunda meydana çıkmıştır. Bu robot ilk başta önünü göremeyen, engelleri fark edemeyen, sadece ileri doğru ilerleyen bir robottu. Ardından robotun önünü nasıl fark edebileceğini konuşup görme konusunu çalışırken ışık sensöründen faydalandık. Bir önceki diğer videoda gösterdiğim ışık sensöründen. Daha sonraki zamanlarda çok aydınlık veya çok karanlık ortamlarda robotun önünü göremediğini fark edip sensörü, görünür ışıkta çalışan sensör, kızılötesi sensörle değiştirildi. Ancak güneşte bulunan kızılötesi ışınlar veya çeşitli cihazlardan yayılan kızılötesi ışınların robotun önünü saptırdığını fark ettikten sonra ise yarasaların yön bulma yönteminden faydalanarak, esinlenerek burada bulunan ultrasonik ses sensörü kullanılarak yön bulma sistemi sağlanmıştır. Bu robot öncesinde Scratch for Arduino gibi blok kodlama sistemleriyle çalışıyordu. Önünü bulabilmesi için ultrasonik sensör kod blokları çalışmasına rağmen şu an robotun çalışmasının ve geniş bir alanda yönünü bulabilmesini gösterebilmek için kodlar Arduino IDE programında yazılıp board üzerine yüklenmiştir, kart üzerine yüklenmiştir. Robot şu şekilde iş çalışır. Güç verildiği takdirde, Arduino çalıştığı takdirde robot önündeki engelleri ultrasonik sensör sayesinde taramaya başlayacaktır. Ultrasonik sensör ilk önce ses dalgalarını gönderecek. Gönderdikten sonra bir süreliğine duracak. Ses bir engele çarpıp geri gelirse algılayıcıyı tetikleyecektir. Bu söylediğim olay da mikrosaniyeler süresinde gerçekleşmektedir. Yani çok küçük bir sürede. Şimdi robotu çalıştırarak kodun nasıl olduğunu göstereyim. Bir süre bekliyor robot. Eğer önünde yoksa sadece düz gidiyor. Bir engelle karşılaşırsa bir miktar geri gittikten sonra ultrasonik sensörün üzerine bağlı olan servo sağa ve sola hareket ederek hangi tarafta daha fazla mesafe olduğunu ölçer ve robot o tarafa yönlenir. Bu robotun çalışmasında da sesin havadaki yayılma hızının baz alındığı söylenebilir. Ayrıca aynı robot kızılötesi sensörle veya görülebilir ışık sensörleriyle de hareket ettirilebilir. Bu kadar.